Almanya'da geldiler bana. Bu benim dedemden, babamdan bana kalma. Benden de oğluma kalıyor bu bıçakçılık. 7 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Kasap geliyor ve dönerci geliyor. Bıçak bilekmeye. Yani şurada zor geçiniyoruz. Esnaf olarak bitirdiler. Eski bayramlar çok güzeldi. Herkes evin önünde kesiyordu. Millet bıçağını alıyordu, bıçak sürttürüyordu. Ama şimdi dışarıda kesiyorlar. Esnafın çoğu aç kalıyor. 7 yaşında başladım bu işe. Yaşım 70. Alışkın olduğumuzdan biz ellerimizi kestirmeyiz. Gelsinler gözümü bağlasınlar, ben burada bıçağı bilerim yine. Gözü bağlı bilerim. İsterse gelsinler denesinler burada beni bir. 1875'ten beri bu işi yapıyoruz. Soy ismimiz de bıçakçı, mesleğimiz de bıçakçı. Soy isim kanunu eskiden mesleklere göre verildiği için soy ismimiz de oradan gelmektedir. Kurban bayramı yaklaştı. İşlerimiz yoğun. Güzel işlerimiz çok şükür şimdi kurban zamanı. Ama normal günlerde durun. Bu kadar yoğun değiliz. Kimse son günleri beklemesin. Bıçaklarını bize getirsinler. Bilemesini bize yapalım. Yeni bıçak alacaklarsa bize alsınlar. Çin malı kullanmasınlar. Biri Çin'deki hurdalardan yapılan, işte içinde alüminyum karışımlı, çelik olmayan bıçaklar. Ama bizdekiler birinci sınıf dövme Fransız çubuk çelik. Arada çok büyük fark var. Hadis-i şerif var bu konuyla ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, bıçaklarınızı keskin bir el ettirin. Çünkü sonuçta hayvanın canını alacaklar. Günaha girmesin, bu işin vebali ağırdır. Şimdi biz bıçak bilemeciyiz, bıçak sürtmeci değil. Öncelikle bunu ayırt etmemiz gerekli. İnsanlar, birçok insan bunun farkında değil. Şimdi ayakkabıcı mesleği değil ama bıçak sürtüyor. Biz bilemeciyiz. Yani işin ustası da biziz, erbabı da biziz. Sokak lastikçi, bisikletçi, kasabına varana kadar herkes kurban zamanı bıçak bileyiliyor. Buna çok dikkat etsinler. Kurbandan sonra o bileme yaptırdıkları insanları bulamazlar ama biz 365 gün burada bıçak bilemeye devam ediyoruz. Mesleğimiz bu çünkü. Bizim başka yapacak işimiz yok. Buna dikkat etsinler. Bıçakları yerinden alsınlar. Sokakta, pazarda, şurada burada değil. Her bıçakla kurban kesilmez. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi bir bıçağın en az 3 milim olması gerekli sırt kalınlığı. 2 numara, 3 numaraya tabir ettiğimiz uzunluk ölçüleri vardır. Bunlar 18 ile 25 santim arasındadır. Buna çok dikkat etmeleri gerekli.